Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 4. sınıfın 3. ünitesi olan Cartoon Characters, çizgi film kahramanları adlı üniteyi işleyeceğiz. Eğer bu üniteyle ilgili testler, alıştırmalar çözmek istiyorsanız ve çeşitli oyunlar oynayarak bu konuyu daha iyi öğrenmek istiyorsanız eğer Play Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirmeyi unutmayın lütfen. Hazırsanız dersime başlıyorum. Climb, tırmanmak. Dance, dans etmek. Play tennis, tenis oynamak. Play volleyball, voleybol oynamak. Read a book, kitap okumak. Do puzzle, yap boz yapmak. Play the guitar, gitar çalmak. Play the piano, piyano çalmak. Play the violin, keman çalmak. Play the drum, davul çalmak. Play football, futbol oynamak. Turn, dönmek. Take photograph, fotoğraf çekmek. Fly, uçmak. Ride a bike, bisiklete binmek. Ride a horse, at binmek. Swim, yüzmek. Dive, dalmak. Sing, şarkı söylemek. Jump high, yükseğe zıplamak. Catch the ball, topu yakalamak. Drive a car, araba sürmek. Carry, taşımak. Run fast, hızlı koşmak. Can, yapabilmek anlamına gelir. İngilizce'de insanlar yapabildikleri şeylerden bahsederken can kelimesini kullanırlar. Kullanımı oldukça kolaydır. Şimdi hep birlikte örnek cümleleri inceleyelim. I can play guitar. Ben gitar çalabilirim. I, ben anlamına gelir. Yapabildiğiniz şeylerden bahsederken önce I, ben dersiniz, daha sonra can, yapabilmek anlamına gelen kelimeyi kullanırsınız. Ondan sonra neyi yapabiliyorsanız cümlenin en sonunda belirtirsiniz. He can dance. O dans edebilir. Bu bir erkek olduğu için cümleye he ile başlarız. He erkeklerde kullanılır, o anlamına gelir. Daha sonra yapabildiği şeyi söylemek için can kelimesini kullanır, neyi yapıyorsa onu da cümlenin sonunda belirtiriz. He can dance. O dans edebilir. She can read a book. O kitap okuyabilir. Resimde bir tane kız olduğu için kızlarda she kullanırız. Bu yüzden she kelimesini yazdıktan sonra yapabildiklerini anlatabilmek için can kelimesini yazarız. Daha sonra neyi yaptığını yazarız. She can read a book. O kitap okuyabilir. I can ride a horse. Ben ata binebilirim. He can play drum. O davul çalabilir. Fatma can play tennis. Fatma tenis oynayabilir. Eğer yapamadığımız şeylerden bahsedeceksek can't kelimesini kullanırız. Can't yapamamak anlamına gelir. Şimdi örnek cümleleri inceleyelim. I can't jump high. Ben yükseğe zıplayamam. Yapamadığınız şeylerden bahsedecekseniz eğer I, ben öznesini kullanırsınız. Daha sonra can't yapamamak anlamına gelen kelimeyi kullanırsınız. Ardından neyi yapamıyorsanız onu da cümlenin sonunda belirtirsiniz. He can't drive a car. O araba süremez. Resimde bir erkek olduğu için cümleye he ile başlarız. Ardından can't yapamamak anlamına gelen kelimeyi kullanır ve neyi yapamıyorsa onu cümlenin sonunda belirtiriz. He can't drive a car. O araba süremez. It can't fly. O uçamaz. Hayvanlarda it kelimesini kullanırız.
It kelimesini yazdıktan sonra yapamadığı şeyleri Ken ile anlatır, daha sonra neyi yapamıyorsa onu yazarız. It can't fly. O uçamaz. I can't play violin. Ben keman çalamam. Ahmet can't swim. Ahmet yüzemez. It can't catch the ball. O topu yakalayamaz. Eğer karşımızdaki insana "Sen şunu yapabiliyor musun?" diye soracaksak yine can kelimesini kullanırız. Bu kez cümlenin en başında kullanırız. Örneğin: Can you play football? Sen futbol oynayabilir misin? Eğer futbol oynayabiliyorsa, yes, I can. Evet, oynayabilirim. Can he carry the box? O kutuyu taşıyabiliyor mu? Gördüğünüz gibi kutuyu taşıyamıyor, yere düşürüyor. Bu yüzden hayır, taşıyamıyor demek için no, he can't. Hayır, yapamıyor demeliyiz. Can she swim? O yüzebiliyor mu? Yes, she can. Evet, yüzebiliyor. What can you do? Sen ne yapabilirsin? Yapabildiklerimizi söylerken can kelimesini kullanırız. I can swim. Ben yüzebilirim. But, ama anlamına gelir. Ama I can't play tennis. Ben tenis oynayamam. Yapamadıklarımızı söylerken de can't kelimesini kullanırız. I can swim but I can't play tennis. Ben yüzebilirim ama tenis oynayamam. What can you do? Sen ne yapabilirsin? I can sing. Ben şarkı söyleyebilirim. But I can't dance. Ama ben dans edemem. Whose? Kimin anlamına gelir? İnsanların sahip oldukları şeylerin kime ait olduğunu sorarken kullanılır. My benim demektir. Eğer size ait olan bir şeyden bahsedecekseniz my kelimesini kullanmalısınız. Your senin demektir. Eğer karşınızdaki insanın sahip olduğu bir şeyden bahsedecekseniz your senin kelimesini kullanırsınız. His erkekler için kullanılır, onun anlamına gelir. Eğer bir erkeğe ait bir eşyadan bahsedeceksek his kelimesini kullanmalıyız. Her kızlar için kullanılır ve onun anlamına gelir. Eğer bir kızın sahip olduğu bir eşyadan bahsedecekseniz her kelimesini kullanmalısınız. Eğer isim belirterek birine ait olan eşyadan söz edecekseniz bu kez o ismi söyler, yukarıdan kesme işaretiyle ayrılır ve yanına S harfini yazarsınız. Pelins, Pelin'in. Örneğin, Ahmet's, Ahmet'in. Gördüğünüz gibi ait olan kişinin önce ismini yazıyoruz, daha sonra kesme işaretiyle yukarıdan ayırarak S harfini yazıyoruz. Öğrendiklerimizi birleştirelim ve örnek cümleleri inceleyelim. Whose kite is this? Bu kimin uçurtması? Whose kimin anlamına gelir? This is my kite. Bu benim uçurtmam. Benim demek için my kelimesini kullanırız. Whose dog is this? Bu kimin köpeği? Whose kimin anlamına gelir? This is her dog. Bu o kızın köpeği. Resimde bir kız olduğu için kızlar için onun anlamına gelen her kelimesini kullanırız. Whose bicycle is this? Bu kimin bisikleti? This is his bicycle. Bu onun bisikleti. His erkekler için kullanılır, onun anlamına gelir. Whose bag is this? Bu kimin çantası? This is Ali's bag. Bu Ali'nin çantası. Eğer isim belirterek insanların sahip oldukları şeylerden söz edeceksek, önce ismi yazar, daha sonra kesme işaretiyle ayırıp S harfini yazarız. This is Ali's bag. Bu Ali'nin çantası. Is this your book? Bu senin kitabın mı? Yes, it is. Evet, benim kitabım. Is this your pencil? Bu senin kalemin mi? No, hayır değil. Whose is this? Bu kimin kalemi? It's Fatma's pencil. O, Fatma'nın kalemi. This, Türkçe'de bu anlamına gelir.
bize yakın olan şeylerde kullanırız. These, bunlar anlamına gelir. Bize yakın olan çoğul şeylerde kullanırız. Örneğin, this is an apple. Bu bir elma. Elma bir tane olduğu için ve yakında bulunduğu için this kelimesini kullanırız. These are apples. Bunlar elmalar. Elmalar çoğul olduğu için ve el işaretine yakında bulunduğu için this kelimesini kullanırız. She is Şeyma. O Şeyma. This is her bike. Bu onun bisikleti. Her kızlar için onun anlamına gelir. I am Selin. These are my drums. Bunlar benim davullarım. My benim anlamına gelir. He is Kerem. O Kerem. This is his car. Bu onun arabası. His erkeklerde onun anlamına gelir. This is her teddy bear. Bu onun oyuncak ayısı. These are my bananas. Bunlar benim muzlarım. My, benim. This is his ball. Bu onun topu. His, onun. These are my balloons. Bunlar benim balonlarım. My, benim.